Öncelikle yani hani trajikomik bir durum demek daha doğru. Bu açıklamaları dinledikçe ben böyle bir pişkin siyasi heyet Türkiye'nin demokrasi tarihinde ben görmedim. Yani acaba sadece kendi destekleyen müteahhitler ve tarikatlara mı konuşuyorlar diye bazen düşünmeden edemiyorum. Çünkü hepimizin yani orta zekalı her insanın itiraz edeceği şeyleri bunlar bizim inanmamızı bekliyorlar. Yani şimdi ben Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olacağından veya seçilmek istediğinden emin değilim. Bu konuşmaları yapan bir cumhurbaşkanı olarak aday olacağından da şüphem var. Çünkü ekonomiye iyi diyen, sığınmacılara canımız kardeşimiz diyen bir anlayışın Türkiye'de artık bir cumhurbaşkanı seçimi kazanma ihtimali siyasi olarak mümkün değildir. Bu bir siyasi intihar bunları söylemek esasında. Siz az önce söylediniz, bakın Türkiye çok acı bir durumda. Yani bunlar zannediyor ki sadece kendi yandaş kanallarında biz söyleriz, partizan, tetikçi, gazeteciler, sözde gazeteciler, sizleri tenzih ederim. Onlar söyler, bizi destekleyen tarikatçılar, bilmem neciler, müteahhitler de bunu alkışlar. Türk halkı da bunu kabul eder zannediyorlar. Ama hayatın gerçeğinde siyaseti ve reel politikayı etkileyen şey ekonomidir. Çarşı pazardaki insanı nasıl siz her şey iyi diye ikna edebilirsiniz? Bakın siz az önce söylediniz. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Trading Economics diye bir büyük bir site vardır. Orada 196 ülke arasında enflasyon sıralaması hep Mart, bazıları Mart itibariyle belli oldu, bazıları Nisan. Ben 6 Mayıs itibariyle çalışmıştım. Getirdim, şöyle göstereyim ama burada tabii gözükmez, okuyacağım kısaca. Türkiye dünyada en yüksek enflasyon 10 ülke. İlk 10 ülkeyi sayıyorum bakın. Bir Venezuela Mart ayındaki enflasyonu. 2 Sudan, 3 Lübnan, bakın ülkelere bakın. 4 Suriye, 5 Zimbabwe, buraya kadar sorun yok. 6. ülke kim? 69.97 ile maalesef Türkiye. Bizden sonra Surinam geliyor 61 ile, Arjantin geliyor 35 ile, Etiyopya 36, İran 35. İran, Etiyopya, Arjantin Ya bile 6. bizden sıradayız öyle mi enflasyonda daha Sayın iyi. Bakan? Nasıl efendim? Sudan, Lübnan, Suriye, Zimbabwe'den sonra geliyoruz. Yok, onlar bizden sonra geliyor. Biz Venezuela'dan, Sudan'dan, Suriye'den sonra, doğru haklısınız. Yani şu tabloyu yapan, normalde ben ekonomi bakanı olsam ne konuşurum, ne sokağa çıkarım, ne de bir açıklama yaparım bu tabloyu düzeltene kadar. Ya istifa etmesi lazım Utanç ya da böyle tablosu. konuşmaması lazım. Bu bir. İkincisi yine aynı site, ben takip ederim. Ekonomistler ve ekonomiyazı takip. Trading Economics diye bütün ülkeleri izleyen 20 milyona yakın ekonomik veri paylaşıyor. Gıda enflasyonu var. Bakın son açıklanan gıda enflasyonunda Lübnan'da gıda enflasyonu %390 Lübnan'da. Lübnan artık iflas etmiş bir ülke. Venezuela, Amerika'nın ambargoları da perişan edilmiş. Gıda enflasyonu %229. Zimbabwe yine var %104. Dördüncü kim? Maalesef Türkiye %89.1. 171 ülke arasında gıda enflasyonu. Efendim diyeceksiniz ki Ukrayna savaş halinde. Ukrayna'nın gıda enflasyonu ne kadar biliyor musun? 14.3. Türkiye'nin 89. Rusya'nın kaç? Ambargolara, yaptırımlara muhatap bir ülke. %17.3. Bunu ben söylemiyorum. Bütün dünyanın referans aldığı Trading Economics sitesi her Sayın gün Güzelce, gün bakın yayınlıyor. programın adı Anında Manşet. Sayın Bakan da hakikaten haftanın manşetini attı yani bu açıklamalarla. Rakamlar Gıda her şeyi ortaya enflasyonunda koyuyor Sayın Bakan. İnanılmaz rakamlar yani. maalesef Bir utanç tablosu maalesef ve acı bir tablo aynı zamanda. işin kötüsü siyasal iktidarın enflasyonun bu halinden, Türkiye'nin bu halinden her şey iyi diyerek, algı diyerek ve kendi kanallarında konuşarak 24 saat bu ekonomik gerçekliği değiştireceklerini zannediyorlar. Ona çok üzülüyorum. Aslında kendi eliyle kazdığı bir kuyuya girmiş iktidar ve kazdıkça kazıyorlar. Ben size bir isim vereceğim. Dennis Healey diye 1950'lerden 90'lara kadar İngiltere parlamentosu görev yapmış. Çok tanınmış bir İngiliz parlamenter. Onun bir lafı var İngilizce. Diyor ki "When you are in a hole, stop digging." Yani şöyle diyor. Eğer bir kendinizi bir çukurda bulduysanız artık kazmayı bırakın diyor. Kendi eliyle kazdıkları kuyuda hala şapkadan tavşan çıkaracak ekonomiyle, gerçekle alakası olmayan şeylerle kazdıkça batıyorlar. Halbuki buna biz şey diyoruz, çukur kanunu, delik kanunları deriz. Ekonomistler arasında bu bir atasözü gibidir. Çukur kanunları. Çukurun içindesiniz, kazmayı bırakın. Kazmayı bıraksanız bile çukurda olduğunuz gerçeğini önce kabul edin. Kibri bırakın ve çözüm yoluna gidin. Ama şu Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmalardan gördüğüm kadarıyla hiperenflasyonu hiç umursamıyorlar. Piyasaya para ve ucuz kredi pompalayarak sonbaharda bir seçime gitmeyi planlıyorlar. Eğer dedikleri gibi yaparlar ise, yani Temmuz'da dar gelirlere para vereceğim filan diye vaatlerde bulundular.
Temmuz'da yüksek para verirlerse zaten öbür sene Temmuz'da çıkamazlar. Mutlaka sonbaharda seçime gitmeleri lazım. Ben erken seçimin sonbahara doğru eğer bu dediklerini yaparlarsa olabileceğini öngörüyorum. Zaten daha önce de söylemiştim belki 5 yıllık Sayın Veysoğlu. 5 yıl çok uzun bir süre seçimler için. 5 yıl Türkiye'nin şartlarına uymuyor. Biz seçimleri 4 yılda bir yapmalıyız. Yani parlamenter demokratik rejime dönelim inşallah ilk seçimlerde, sonra gelecek Cumhurbaşkanlığı değişikliğiyle bu ucube sistemden kurtulalım. Ama 5 yılda bir seçimi Türkiye kaldırmıyor. Şu anda Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var ama kilitlenmiş bir pozisyon var. İktidar başarısızlığına, bu kadar yoksulluğa, yolsuzluğa rağmen hala algı operasyonuyla bu durumu idare edeceğini zannediyor. Halk çok çile çekiyor, perişan oluyor. Şu anda muhalefet açısından, bizler açısından en güzel şey Tayyip Erdoğan'ın gerçeklerden kopmuş olmasıdır. Yani hala sığınmacıların, kaçak göçmenlerin kardeşimiz olduğu, beraber yaşayacağımızı iddia ediyorlar. Yani bugün Türkiye, Türk halkının %75'i, %80'i Afganların, Pakistanların, Irakların, düzensiz göçmenlerin gruplar halinde kentlerde dolaşmasına, kadınları, kızları rahatsız etmesine, kayıt dışı çalışarak insanların işini elden almasına, Türkiye'ye büyük mali yük olmasına, güvenlik sorunu yaratmasına tepkili insanlar. Bunların demokratik bir şekilde, barışçı bir şekilde gönderilmesinden yana, Suriye'de bakın Esad af ilan etti. Bugün aflar af metni, biraz sonra okurum. Af metnini size okuyayım. Yani cinayet dışında herkesin diyor. Bütün soruşturma duracak. Sayın Söylemen, Suriye'de birazdan gireceğiz yok, o konuya. Savaştan kaçtılar yani, lafı artık boş bir edebiyat. Savaş filan yok Suriye'de. Evet, savaş yani, Esad kazandı. Saat 22'de bu konuyla ilgili hem bu para araştırma şirketinin özel anketi var. Tele 1'e özel yapılmış sığınmacılarla ilgili. Hem de bir sosyolojik araştırma var. Çok değerli. Sığınmacılar meselesini etraflıca konuşacağız. Siz de zaten konuğumuzsunuz. Devam edeceğiz ama biraz bu akşam kabine toplantısından çıkan Erdoğan'ın açıklamalarını da size sormak isterim sıcağı sıcağına. Yine böyle inşaat sektörüne yönelik, konut sektörüne yönelik tırnak içinde bir müjde açıkladı. Yani siz bakın az önce rakam verdiniz. İnsanlar sağlıklı gıdaya ulaşamıyorlar, gıda ürünlerine ulaşamıyorlar. Olağanüstü bir hayat pahalılığı var, enflasyon var. Yani bir açlıkla boğuşan Türkiye tablosunda Erdoğan çıkmış diyor ki konut almak isteyen vatandaşlarımıza ve inşaat sahiplerine müjdemiz var diyor. Yani böyle bir ortamda yiyecek ekmek bulamayan insanlar gidip aylık %0.99 faizle 10 yıl vadeli konut kredisi alır mı? Sayın Bakan nasıl değerlendiriyorsunuz? Müjdemiz var yani diyerek bu, yine konut sektörünü hareketlendirecek bir açıklama yaptı. Feci bir şey. Onlar ilk iktidara geldikleri yılları özlüyorlar. Şartların ne kadar vahim olduğunu, seçmen tabanın tamamen altlarından kaydığını ve ekonomik gerçeklerden tamamen koptuklarının farkında değiller. Beton ekonomisine hala bel bağlamış vaziyetler. Katma değer yaratan, üretim yapacak, fabrika yapacak, yabancı kalıcı sermaye çekecek, enflasyonla mücadele edecek hiçbir adım yok. Bu sadece para basarak TOKİ vasıtasıyla yandaş müteahhitlere beton ekonomisine hizmet edecek bir şey. Betona para gömmekten yorulduk, bıktık artık. Gösteriş yatırımlardan, mega yatırım adı altında fayda maliyet analizleri yapılmamış, astarı yüzünden pahalıya yapılan yatırımlardan artık Türkiye uzak durmalı bir süre en azından. Yani beton ekonomisinin Türk ekonomisine, insanlığına kısa vadede vereceği hiçbir şey yoktur. İnsanların konut özlemini böyle istismar ederek yine seçimi alıp da kaçmaya düşünüyorlar. Ama büyük bir hata yapıyorlar. Yani sığınmacılar başta olmak üzere sığınmacıları tutacağım diyerek bir anlamda halkla inatlaşıyorlar. Ekonomi iyi diyerek, yani bakın şimdi Almanya'da enflasyon yüksek diyor 40 yılın, doğru ama 7.4 Almanya'da enflasyon, %7.4. Türkiye'de %70 kardeşim, insanda biraz izan olur, insaf olur yani. 7 nerede, 70 nerede? 10 katı enflasyon var bizde Almanya'nın. Almanya'da kişi başı gelir 50 bin euro, 50 bin dolar, bizde 8-9 bin dolar. Adamlar bizden 5 kat 6 kat zengin, enflasyonları bizden 10 kat daha düşük. Sen nasıl Almanya'yla karşılasın kendini? Fransa'da doğru, son 40 yılın en büyük enflasyonu ne kadar? 4.8. 4.5 enflasyona adamlar yıkıyor ortalığı. Amerika 8.25 oldu, son 22 yılın en yüksek enflasyonu 8.25 diye ortalık yıkılıyor. Bunlar 70'i umursamıyorlar. Yani ha 70 ha 7 diyorlar. Yani bunlar aklımıza mal ediyor. Türk halkının zeka seviyesini küçümsüyorlar mı?
Yahut da tamamen gerçeklerden koptular mı? Ya da bir daha seçilmek istemiyorlar. Ben Tayyip Erdoğan bir daha seçilmek istemiyor. Yani sığınmacılara sahip çıkması, kaçak düzensiz göçmenlere sahip çıkması, ekonomide ha Almanya ile Fransa ile aynı pozisyondayız diyecek kadar işi benzetmelere kaçması, hayatın gerçeklerinden uzaklaşması, ben acaba diyorum bilerek yapıyorsa herhalde seçilmek istemiyor bir daha Tayyip Erdoğan. Bu esasında muhalefet için iyi bir sinyal. Erdoğan seçilmek istemediği için ekonomiye %70 enflasyonu, Batı'da da var diyor mesela. Gıda enflasyonu %89 olmuş, umursamıyorlar. Enflasyonla mücadele zaten edemezler. Evet. Hiper enflasyona gideceğiz. Hala diyor ki stokçuluğa ceza vereceğiz. Veremezsin. Hiper enflasyon, fiyat beklentilerinin yükseldiği, herkesin kendi enflasyon beklentisine göre endekslediği bir dönemdir. Ve bu dönemde insanlar stoklama eğilimine girerler. Stokçuluk evet mali bir suçtur. Yani halka karşı, kamuya karşı böyle bir örgütlü yapılı takdirde elbette mücadele, ama hiper enflasyon zaten kendisi stokçuluğu tetikler. Çünkü sattığı malın yerine aynı fiyattan koyamıyor, yenisini koyamıyor. Küçük bakkal da, küçük market de stokçuluk yapar, büyük bilmem üretici de yapar stokçuluk. İthalatta, tedarikte sıkıntı var. Sattığı malı aynı fiyatta bir daha yerine koyamıyor. Stokçuluğu yasakla, ceza ile önleyemezsin. Bunlar hala emir komutayla ekonomi, yani bir çukura düştüler, bir çukur kazdılar. O çukurda hala kazmaya devam ediyor. Tayyip Erdoğan'a ve benim işte mevkidaşım diyeyim geçmişte. Tabii ben seçilmiş bir bakandım. Önce milletvekili seçildim. Daha sonra biliyorsunuz meclisten güven olarak bakan oldum. Bunlar tayin edilmiş memur bakanlar. Ama yine bakandır, saygı duyarız. Ona tavsiyem bu, elinizdeki kazmayı bırakın. Ekonominin çukurunu kazmaya devam etmeyin. Yanlış yaptığınızın farkına varın. Hala çukurdasınız. Siz, sadece siz değil, Türkiye çukura soktunuz yani. Artık bu kazmaktan vazgeçin diyoruz yani. Bakın benim lafım değil. Deniz Haley'nin lafıyla. Belki biz Türkçe söylüyoruz anlamazlar. İngiliz'in lafıyla söyleyelim yani. Çukur kazmayı bırakın. Kazmayı elinizden bırakın. Durumun farkına varın diyorum yani. Gayri ciddi ve trajikomik bir durumdayız maalesef.